أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Tüm izleyicilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce hazırlanan ve pandemi tedbirleri nedeniyle kısa bir süre ara vermek zorunda kaldığımız Hakikatin İçinden programıyla bu akşam yine huzurlarınızdayız. Bu akşam programımızda Kur'an ve sünnet perspektifinden hoşgörü anlayışımızı konuşacağız. Program konuğumuz Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Sayın Harun Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ahmet Hocam. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Bizler de iyiyiz hocam.
Hocam kısa bir süre ara vermek durumunda Evet, kaldık. evet. Malum bu pandemi nedeniyle bütün kurumlar, bütün kuruluşlar, hatta televizyon kanalları bile yayın akışlarını değiştirdi veya yapmış olduğu programlarda bir takım kısıtlamalara gitti. Elhamdülillah bugün yine Elhamdülillah. Öncesinden devam ettiğimiz Hakikatin İçinden programına bugün itibariyle başlıyoruz. Bugün programımızda Kur'an ve sünnet perspektifinde hoşgörü anlayışımızı konuşacağız inşallah. İnşallah. Malumunuz kişisel bir erdem ve ahlaki bir değer olarak hoşgörünün İslam bakışıyla nasıl anlaşılması gerektiğine dair sorularımız olacak. Hocam öncelikle isterseniz hoşgörü kavram olarak ne ifade ediyor? İslam inancında hoşgörünün kapsamı, çerçevesi nelerdir? Bununla başlayalım isterseniz. Evet Ahmet Hocam, teşekkür ediyorum. Rabbimize hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. İnşallah Rabbim bu programımızı hayırlara vesile eylesin inşallah. İstifademizi artırsın. Ben söze başlamadan önce, tabi bugün 10 Aralık 2020 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler'de kabulünün ve ilan edilmesinin 72. yıl dönümü. Aslında bu vesileyle bu programda insan haklarının temelini oluşturan bir takım ahlaki erdemlerin daha bundan 1400 sene evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o yüce ahlakında, hutbesinde, veda haklarındaki, veda hutbesindeki insan haklarını izahında gerçekten temelli bulduğumuz ve o zamandan günümüze ışık tutan ve kıyamete kadar da inşallah ışık tutacak olan bu değerleri de tekrar bu vesileyle hatırlatmış olalım. Rabbim tabii tüm insanlığı hak ettiği temel insani değerlere ulaşmayı ve o değerlerle yaşamayı cümlesine nasip eylesin inşallah. Bu temennilerle sözümüze başlayalım. Tabii konumuz gerçekten önemli bir konu. Şu anda herkesin ihtiyaç duyduğu ve birbirimize temelde bu ilişkiler çerçevesinde karşılıklı müsamaha göstermemiz, saygı duymamız temelinde birbirimize bunu çekinmeden verebileceğimiz temel bir değer. Tabii hoşgörü dediğimizde bunu karşılayacak müsamaha veyahut da musafaha dediğimiz. Şimdi müsamaha kavramı. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya müsamaha kavramı geçmiyor. Fakat saf dediğimiz musafaha karşılıklı fiil olarak kullanıldığında saf kavramı geçiyor. Tabii müsamaha veya musafaha. Tabii musafaha şu anda daha çok karşılıklı kucaklaşmak veyahut da karşılıklı el sıkışmak manasında kullanılıyor. Fakat kelimenin kökü saf kökünden. Saf da yani bir şeyi affetmek, bir şeyi kolaylaştırmak, karşı taraf üzerinde bir baskı, bir zor kullanmamak manasında. Evet. Kur'an'da geçen tabir. Tabii hadislerde ise müsamaha dediğimiz tabir geçiyor. Yani günümüzde hoşgörü tabirini karşılayan, bizim hoşgörü olarak ifade ettiğimiz tabiri karşılayan kavram müsamaha kavramı. Müsamaha kavramı. Tabii o hoşgörü kavramında bir samimiyet var, bir iştenlik var, bir kabullenmişlik. Şöyle yani insanın içine sinen, yerleşen bir samimiyet var. Şimdi belki bunu karşılayan mesela yabancı dillerde tolerans tabiri kullanılır. Evet. Töler etmek, tolerans. Hani bir şeyde biraz daha anlayışlı olmak manasında. Fakat toleransta biraz daha taviz vardır, biraz daha zoraki sabır göstermek vardır, biraz daha zoraki katlanmak vardır. Ama müsamaha ise, ama hoşgörü ise tamamen yani insanın içine yerleşmiş olan samimi olaraktan otomatikmen kendiliğinden ortaya çıkan ve bir meleke haline gelen davranıştır. Ahlaki bir erdemdir. Burada tabii böyle bir fark var. Tabii hoşgörü
tabirini besleyen, hoşgörü tabirin etrafında oluşan bir takım kavramlar da var. O kavramlarla birlikte biz hoşgörüyü ve müsamahayı daha iyi bir şekilde anlayacağız inşallah. Yani kısacası hoşgörü dediğimiz affetmek, şahsi olan bir takım kusur ve hataları başkalarının hakkına, hukukuna taalluk etmeyen, topluma taalluk etmeyen, şahsi noktadaki bir takım hataları, kusurları affetmek yahut yumuşak davranmak, şahsi olaraktan affetmek, kolaylaştırıcı olmak anlamlarında kullanılan bir tabir. Hocam, kişisel bir, insani bir erdem ve ahlaki bir değer dedik hoşgörüye. Evet. Anlattıklarınızdan ben şunu anladım. Toplumla ilişkilerimizde gerek bireysel anlamda gerekse işte dil, din, ırk fark etmez. Toplumun diğer kesimleriyle irtibat kurarken onlarla münasebetlerimizde herhangi bir ön yargı taşımadan tamamen insani özelliklerimiz bu ahlaki değerin çerçevesinde yani hoşgörü, müsamaha çerçevesinde şekillenmesi. Evet, değil mi hocam? Evet. Şimdi hoşgörünün temelini oluşturan ahlaki değerlerden bahsettiniz. Hocam o var olduğundan bahsettiniz. Bu ahlaki değerler nedir dersek evet, neler söylersiniz? Biraz daha bunları açacak olursak tabii ki şimdi hoşgörünün temelini oluşturan ve hoşgörüyü besleyen evet. bir takım ahlaki değerler var. Bunun temelinde bir defa sevgi geliyor. Yani sevgi unsuru olmadan hoşgörü ve müsamaha kesinlikle gerçekleşmez. Zaten sevgi dediğimiz şey aslında Cenab-ı Hakk'ın vedud değil mi? Seven ve sevilen. Allah'ın o vedud isminin insanlarda da bir nevi küçük bir ölçekte yansımasıdır. Onun gereği olaraktan Allah-u Teala kalbimize sevgiyi ve merhameti koymuştur. Dolayısıyla birbirinize sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Size birbirinizi seveceğiniz bir hususu söyleyeyim mi? Peygamberimiz buyurduğunda selam verin diyor. Selam verdiğiniz zaman birbirinizi sevmiş olursunuz. Birbirinizi sevdiğinizde cennetin yolu açılmış olur. Evet. Demek ki temelde bir defa sevgi. Yani Allah-u Teala'nın o isminin gereği biz de varlıkları ne yapacağız? Bir defa seveceğiz. Hani yaratılanı yaratandan dolayı seveceğiz. Evet. Sevgi noktasındaki temeldeki prensip bu. Demek ki sevgiyle bir defa yaklaşmak esas. O sevgi o müsamahayı besleyen, oluşturan temel değerlerden birisi. Yine yumuşak davranma olayı, nazik, yumuşak davranma olayı ki biraz önce hocamız Kur'an tilavetinde Ali İmran suresinin o 159. ayetini de okudu. Peygamberimize hitaben sen onlara Allah'tan bir rahmet olarak yumuşak davrandın. Eğer onlara karşı kaba, katı ve sert olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Evet. Yani Uhud Savaşı'nda onların bir hatası olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlememişler. O okçular hani ayrılmışlardı ya okçular tepesinden. Sonuçta Uhud Savaşı'nda bir sıkıntı meydana geldi. Allah Resulü o savaşta Allah Resulü'nün dişi kırıldı. Miğferinin demiri yüzüne battı, kanadı. Böyle bir sıkıntıya düştü. Fakat buna rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara niçin siz benim sözümü dinlemediniz, kendi bildiğinizi yaptınız demedi. Allah'tan bir rahmet olarak onlara yumuşak davrandın diyor. Evet. Onların hatalarını yüzlerine vurmadın. Eğer sen kaba, katı ve sert olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Demek ki hoşgörünün yine temelini oluşturan, müsamahanın temelini oluşturan diğer bir unsur da yumuşak davranmak, yumuşak nazik davranmak değil mi? Evet. Sözümüzde, davranışlarımızda yumuşak davranmak. Tabii diğer bir husus kolaylaştırma. Şimdi işi kolaylaştırdığımız zaman hoşgörü ve müsamaha kendiliğinden orada tezahür ediyor. Evet. Bakın, yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunefiru. Peygamberimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Yine bir hadisinde sizler kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil. Şimdi bu ifadeyi Peygamberimiz nerede kullanıyor? Bakın hem aynı zamanda Peygamberimizden örnek de vermiş oluyoruz bu şeyde. Evet. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
Medine mescidinde ashabıyla birlikte otururken bir bedevi çıkıp geliyor mescide ve peygamberimize mescide geliyor. Orada şöyle bir dua ediyor. Ya Rabbi bana ve peygamberimize merhamet et. Daha da başka kimseye merhamet etme diyor. Evet. Şimdi bu garip duayı peygamberimiz duyunca sen diyor Allah'ın rahmetini diyor daralttın diyor. Bu nasıl bir dua diyor. Allah'ın evet. rahmeti geniş. Niye iki kişiyle sınırladın? Sen evet. Allah'ın rahmetini daralttın diyor. Şimdi bedevi biraz sonra bu bedevi biraz sonra mescidin bir tarafına bevletmeye başlıyor. Tabi o evet. zaman mescidin zemini kum. Şimdiki gibi böyle hallar falan serili değil. Bir sergi yok. Mescidin zemini kum. Mescidin bir köşesinde bevlediyor, bevletmeye çalışıyor. Tabi sahabe efendilerimiz hemen onun üzerine yürüyüp ne yapıyorsun sen? Burası mescit, burada böyle bir şey yapılır mı? Dediklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem durun diyor. Bevlin üzerine bir kova su dökün diyor. Ve orada işte bu sözü söylüyor. Sizler kolaylaştırmak için gönderildiniz. Zorlaştırmak için değil. Yani o bedevi belki bunu bilmiyor. Belki evet. bundan farkında değil. Kendi kültüründe belki böyle bir şey yok. İlk defa orada öğrenecek. Allah Resulü orada ona güzel bir muallimlik yapıyor. Değil mi? Tabii. Kolaylaştırma prensibi. Bakın belki, ayet evet, ayet hocam. Ne buyuruyor? Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Demek ki kolaylaştırma prensibi o müsamahayı, o anlayışı otomatikmen ne yapıyor? Beraberinde getiriyor. Evet hocam. Hocam bu bedevinin halinden bahsederken aklıma gelen bir husus. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatımızın her safhasında, her bölümünde gerek iş hayatımız, gerek aile hayatımız, gerekse toplumsal hayatımızın içerisinde göstermemiz gereken davranışlar neyse en güzel örneği üzerinde taşıyor. Şimdi bedevi örneğinde de olduğu gibi bedevi bizim anladığımız çok fazla toplum içerisinde bulunmayan toplumsal kuralları, evet. değerleri çok fazla bilemeyen sadece işte hayatını idame ettirmek kadar hayatın içerisinde olan bir kişi ki Peygamberimiz bu bilmeyen kişiye öğretme aynı zamanda da muallimlik vazifesi var. Hem öğretiyor hem de onu ürkütmeden, o toplumun içerisinden onu kaçırmadan, rencide etmeden onurunu muhafaza ederek ashabına da örnek vermiş oluyor nasıl davranılması gerektiğini. Tabii ki. Bu Engin hoşgörüsüyle. Evet değerli hocam. Burada şey de ifade edebiliriz. Bir husus daha var. O ahlaki erdemi besleyen bir de affetmek olayı da. Yine o evet. müsamahanın müsamaha ve anlayışın içerisinde. Affetme dediğimizde değil mi? Af zaten beraberce yürüyor. Yani sevgi, yumuşak davranmak, kolaylaştırmak ve affetmek prensibi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bize hakikaten affı, zaten af da el-afuvu, Rabbimizin evet. isimlerinden birisi değil mi? Evet. El-afuvu, Allah affedicidir. Rabbimiz affedici olduğu için kullarının da yeri geldiğinde ve gerektiğinde affetmesini talep ediyor. Ela tuhibbune en yagfirallahu lekum. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Elbette hangi birimiz Allah'ın bizi affetmesini sevmeyi severiz. O zaman siz de affedin. Buyuruluyor. Şimdi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yine bir örnek vererek malum ifk olayında Hazreti Ayşe validemize bir sefer esnasında bir iftira atılıyor. Evet. O iftira atıldığında tabi münafıklar bunu dillerine doluyorlar. Münafıklar dillerine doluyorlar. Tabi bizim bazı saf diyelim Müslümanlardan da o zaman bu iftiraya bir nevi hani inanır gibi olan veyahut da diline dolayan böyle böyle şeyler olmuş gibisinde dedikoduya biraz yani, kendini mesela iş yüzünü araştırmadan zanına göre hareket edenlerden biri de Mıstah bin Üsasi olmuş. Evet. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tabi Hazreti Ayşe peygamberimizin eşi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bunu duyunca diyor ki daha Mıstah'a diyor herhangi bir yardım herhangi bir iyilik yapmam diyor. Evet. İhtiyaç sahibi ve onun ihtiyacını görüyor, yardımda bulunuyormuş Hazreti Ebu Bekir. Fakat böyle bir olaya karışınca Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ister istemez insani bir şeyle daha böyle bir şey yapmam diyor. Bunun üzerine ayeti kerime iniyor. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَاتِ اَنْ يُؤْتُوا اُلُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ
فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Sizden diyor, imkanı olanlar, gücü kuvveti olanlar, ihtiyaç sahiplerine, fakirlere, muhacirlere vermemeye yemin etmesinler diyor. Bakın, vermemeye yemin etmesinler. Siz diyor, Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Elbette severiz. Siz de affedin. Şimdi bu ayet inince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tekrar o sözünden dönüyor ve ona iyilik yapmaya devam ediyor. Bakın değil mi? Af. Onlar ki insanları affederler. Vel afine anin nas. İnsanları affederler. Hudil affe ve umur bil urf. Sen diyor af yolunu tut. Örf ile maruf ile güzel olanla muamelede bulun. Pek çok ayeti kerime tabii ki bunlara elbette zaman sıkıntımız da var bir noktada. Hocam toplumsal davranışlar açısından belki bilmeyenler bir derece mazur görülebiliyor. Ama belirli bir seviyeye gelmiş, belirli bir ilmi seviyeye gelmiş. Efendim toplum hayatı içerisinde zaten yaşayan insanların ve bir takım sorumlulukları da yüklenmiş toplum içerisinde lider vasfını tanınan insanların böyle bir mazereti yok maalesef. Tabii. Bir de konu hukuksal boyutu var. Ne kadar ne olursa olsun hissi davranmamak insani ilişkiler açısından da önemli. Affediciliği her zaman ön planda tutmak, bağışlayıcılığı ön planda tutmak, iyiliği yaymak ve ön yargısız davranmak. Hocam kısa bir ara vermemiz gerekiyor. İkinci bölümde tekrar kaldığımız yerden devam edelim inşallah. İnşallah. Evet, ikinci bölümde tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle. Ey aşıkı dildade, gel nuş edelim bade, bir bade gerek ama, kim içile mevade, bir bade gerek ama, kim içile mevade. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Hay kalbim zikrullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sakisi ola Mevla Akdahi anın esma Bir kez nuş eden kat'a Gam görmeye dünyada Bir kez nuş eden kat'a, gam görmeye dünyada. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah Hay kalbim zikrullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Programımızın ikinci bölümünden tekrar hayırlı akşamlar. Bu akşam programımızda Kur'an ve sünnete göre, Kur'an ve sünnet penceresinden hoşgörü anlayışımızı konuşuyoruz. Program konuğumuz Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Sayın Harun Yılmaz hocamız. Evet değerli hocam, birinci bölümde kavram olarak hoşgörüyü ele aldık.
Daha sonra sınırları hoşgörünün ve ahlaki erdem olarak, değer olarak diğer bu değerlerle irtibatından bahsettiniz. Hocam isterseniz bu bölümde de Kur'an ve sünnete göre hoşgörünün biraz kapsamı nedir? Neleri kapsar? Ondan bahsedelim. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii Kur'an ve sünnet aslında baktığımızda genel çerçevesiyle hep bize bu hoşgörünün, müsamahanın, affediciliğin, kolaylaştırıcılığın, yumuşak davranmanın hep ipuçlarını ve örneklerini verir. Hep bu dersi bize verir gerçekten. Tabii Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ifadesiyle yine وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Sen yüce bir ahlak üzeresin buyurulan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için hoşgörünün de abidesi ve zirvesi noktasında. Tabii peygamberimizin bu ahlakı Hazreti Ayşe validemize sorulduğunda bir seferinde onun ahlakı Kur'an ahlakıydı ifade buyuruyor. Bir diğerinde de o kaba katı değildi. Çarşıda pazarda böyle çığırtkanlık, bağırtkanlık yapmazdı. İnsanlarla ulu orta tartışmaya girmezdi. Evet. Kolaylaştırıcı ve yumuşak davranırdı. Ya'fu ve yasfahu, son kısmı özellikle affeder ve müsamahalı davranırdı. Peygamberimizin ilişkilerindeki hakikatine temel hareket noktası yaşayan Kur'an olarak Kur'an'ın o güzel ahlak vasıflarını ki pek çoğu bunun biraz önceki ilk sohbetimizde de bahsettik, ilk bölümde de pek çoğu hoşgörü ve müsamaha ile ilgili. Çünkü sevgi olmadan dedik, affedicilik olmadan, kolaylaştırıcılık olmadan, yumuşak söz olmadan, değil mi? Kısmen sabır olmadan bu hoşgörü ve müsamaha ortaya çıkmaz. Yani bu ahlaki erdemlerden yoksun olunduğu zaman otomatikmen zaten bir hoşgörü, müsamaha davranışı zaten gelişmez. Onun için bunlar temelde hep bunu besleyen unsurlardır. Özellikle biz bunu Kur'an'daki müsamaha ve hoşgörü tabirini iki noktadan, bir, Müslümanların kendi aralarındaki davranışlarında, yaşantılarında, hal ve hareketlerinde hoşgörü, müsamaha, bir diğeri de Müslümanların gayrimüslimlerle olan ilişkilerinde olan müsamaha veyahut da hoşgörü. Ki işte Kur'an'daki saf kelimesi fesfah anhum ve gul selam fesefe ya'lemun diyor. Mesela diyor ki sen onlara zorlama, onlara herhangi bir baskı yapma, evet. Onları kendi halinde, kendi iradeleriyle bırak. Hani dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kimseye din ve vicdani baskı yapma, dini noktada herhangi bir baskı yapma. Özellikle zaten gayrimüslimlerle olan ilişkilerdeki o müsamaha ve hoşgörü daha çok bu çerçevede. Evet. Yani nedir? Bir, la ikraha fiddin, değil mi? Dinde zorlama yoktur. Bak bu temellerdir. Dinde zorlama yoktur. Lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim banadır buyuruluyor. Şimdi geçmişten günümüze hakikaten de gayrimüslimler noktasındaki Müslümanların hoşgörüsü hep bu temellere dayanmıştır. Onun için hep İslam toplumlarında gayrimüslimler ibadetlerinde, yapmış olduğu yaşantılarında kendilerine bir müdahale edilmemiştir. Evet. Değil mi? Hatta çoğu zaman işte cami, kilise, havra yakın mesafelerde ve Müslüman tebaa camiye, Hristiyan tebaa kiliseye, Yahudi tebaa havraya giderek kendi ibadetlerini yapmışlardır. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in değil mi? Ben Müslüman tebaamı camide, Hristiyan tebaamı kilisede, Yahudi tebaamı havrada görmek isterim. Yani herkesin bu konuda dini serbest. Tabii ki bize düşen, biz şunu arzu ederiz, isteriz. Tebliğin gereği de budur. Evet. Yani biz isteriz ki insanlar dini mübin İslam'a girsinler. İnsanlar kurtuluşun reçetesi olan İslam'a dahil olsunlar. Ama bunu yaparken leste aleyhim bi musaytır. Sen onların üzerinde bir baskıcı değilsin diyor. Fe innema aleykel belag ve aleynel hisab. Sana düşen diyor tebliğ etmektir, söylemektir, izah etmektir. Evet. Kabul edip etmemek onlara aittir. İşte bu İslam'ın ve Müslüman'ın
diğer dinlere ve diğer din müntesiplerine karşı olan toleransıdır. Hani tolerans tabirini yine kullanmayalım çünkü müsamahayı karşılamıyor. Müsamahasıdır ve hoşgörüsüdür. Yani yoksa biz bu hoşgörü tabirini hani mecrandan kaydırarak hoşgör, zalimi hoşgör zulmünden dolayı değil. Evet. Başkasına taalluk eden bir hak ve hukuku kendi başımıza affetmeye kalkıp hoş görmek asla değil. Belki birazdan onun çerçevesine de değinmiş olacağız. Yani Kur'an-ı Kerim bize hoşgörünün ve müsamahanın hem sınırlarını da gösteriyor. Hangisinin makbul, hangisinin doğru, hangisinin değil mi yanlış olduğunu da ifade buyuruyor. Mesela Mücadele suresinde, Mümtehine suresinde 8 ve 9. ayetlerde peş peşe gelen iki ayet bize özellikle gayrimüslimlerle olan münasebetlerdeki tutumu belirliyor. Şimdi ilk ayette diyor ki Allah la yenhakumullahu anillezine diye başlıyor. Allah size sizinle din konusunda savaşmayan, sizinle herhangi bir husumete girmeyenlerle karşı, onlara karşı iyilik yapmanızda, onlara güzel davranışlarda bulunmanızda sizi men etmez diyor. Bakın insani ilişkilerde değil mi? Evet. Elbette seninle savaşmayan, sana karşı zulüm, haksızlık yapmayan, kendi halinde olan bir insana niçin müdahale edeceksin? Evet. Buna karşı iyilik yapmaya da engel yok. Yeri geldiğinde onun herhangi bir ihtiyacı varsa ihtiyacını da gidereceksin. Ancak Allah sizden şunu men eder diyor. İnnemâ yenhâkumullah diye başlayan ayette de size karşı savaşan, sizle bir zulüm içerisinde olan, size karşı bir savaş içerisinde olan, size dininize haksız bir şekilde, tabii dininize karşı bir taarruz içerisinde olanlara karşı diyor, onlara karşı mukavemet diyor, onları dost edinmeyin, onları sırdaş edinmeyin. Evet. Değil mi? Yani onlara karşı diyor bir dostluk ve sırdaş içine girmeyin. Yoksa kendi halinde ben Hristiyanım, ben Yahudiyim, dinimi yaşıyorum elbette. Serbest değil mi? Dileyen inansın. Din ve vicdan hürriyeti açısından herhangi bir müdahale söz konusu değil. Büyük bir müsamaha ve tolerans vardır. Evet. İslam tarihi hep bunun örnekleriyle doludur, mevcuttur. Dolayısıyla fasfahis safhal cemil diyor. Sen onları güzel bir şekilde bırak. Sen anlat, üzerine düşeni yap ama onlara karşı müsamahalı ol. Evet. Ya bunlar niye inanmıyorlar? Bunlar niye kabul etmiyorlar? Bunlar niye Müslüman olmuyorlar diye kendini helak etme diyor. Kendini sıkıntıya sokma diyor. Hocam geçmişe de baktığımız zaman şöyle biraz tarih bilgisi olanlar, geçmişte yaşanan savaşlar, insanların birbirleriyle ilişkilerinin bozulması, dolayısıyla haksızlıkların, adaletsizliklerin, zulümlerin artık arşa dayanmasının evvelinde bu müsamaha ve hoşgörünün olması gerektiği gibi topluma yansımadığından, İslam da bu noktada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde ve daha önceki ilahi dinlerde de peygamberlerin en birinci vazifesi Rabbimizden gelen emir ve yasakları insanlara tebliğ etmek ve en güzel bir numune-i imtisal olarak toplum içerisinde o dini yaşamak, toplum hayatına yansımasını sağlamak. Biz İslam toplumlarında görüyoruz ki İslam'ın layık-ı veşiyle anlaşıldığı ve bu değerlerin hakim kılındığı toplumlarda her zaman adalet olmuş, yardımlaşma olmuş, evet, iyilik olmuş ve hayat hayatlanmış tabiri caizse. Ama şimdi savaşları olduğu bölgelere baktığımızda veya savaşları çıkaranlara baktığımızda işte bu saymış olduğumuz erdemleri kullanarak insanlar içerisine adalet, özgürlük götüreceğiz teranesiyle maalesef binbir türlü zulümler işleniyor. Kan ve gözyaşı dünyaya şu anda hala hakim. Maalesef bu hoşgörü anlayışından yoksun olan topluluklar dünyaya bunu da, dünyayı ve toplumu, insanları da buna mahkum ediyorlar. Evet, maalesef. Hocam şimdi süremiz az. Bir anda vakit ilerleyiveriyor. Evet, çok tabii her hususta rehberi mutlak Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Biz Müslümanlar olarak da hayatımızın her konusuyla alakalı Kur'an'a ve sünnete müracaat ediyoruz. Rabbimiz ne buyurmuş? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl hayata yansıtmış veya emir ve
bize tavsiyeler nelerdir? İsterseniz konuya biraz da o açıdan bakalım. Peygamberimizin hayatında aleyhissalatü vesselamın örnekliği, hoşgörü örnekleri nelerdir? En sonunda isterseniz hocam, vaktimiz daralırsa, bu hoşgörü elbette sınırlı değil. Yani biraz önce bahsettiğiniz Müslümanların kendi arasındaki hoşgörü ve diğer müntesiplere, din müntesiplerine veya diğer insanlara karşı bu hoşgörünün nasıl olması gerektiğinden bahsettiniz. Sınırı, ölçüsü olmayan hiçbir şey hakikati temsil etmiyor, ifade etmiyor maalesef. İsterseniz sonunda da onunla bağlayalım hocam. Tamam. Öncesinde peygamber örnekliği, İslam toplumundaki örneklikler ve bu hoşgörünün sınırı. Evet. Ben yine şöyle yapayım isterseniz. İkisini birleştirerek kısaca önce bir o sınırları ifade ettikten sonra vaktimizin biraz daha fazla kalan kısmını özellikle peygamberimizin o örneklik boyutuna, o somut örneklerine ayıralım. Tamam. Tabii bir şey yani sonsuz hoşgörü demek, hoşgörünün sonu demektir. Evet. Bir defa yani sonsuz bir hoşgörü demek, hoşgörünün sonu. Çünkü her şeyde bir sınır vardır, bir hudut vardır. Eğer o hudut ve sınır aşılırsa, hani bir şey sınırı aşarsa zıttına dönüşür diye. Evet. Yani verilen haklarda suistimale gidildiği zaman onlarla diyelim artık zarar vermeye başlar. Bir şey mutlaka kendi mecrası içerisinde ve doğru bir şekilde kullanılması gerekir ki netice versin. Tabii ki hoşgörü ve müsamahada temel şeyler var. Hemen biz bunu Peygamberimizin Hazreti Ayşe'den bize nakledilen şu hadisinde anlıyoruz. Hazreti Ayşe buyuruyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsi olan meselelerde asla intikam almazdı. Asla evet. Cezalandırma yoluna gitmezdi. Fakat iş Allah'ın hukukullah'tan, Allah'ın hukukuna, hakkına tealluk eden veyahut da bir haram bir şeye, yasak bir şeye, gayrı meşru bir şeye ve o da toplumu genelliği ilgilendiriyor ve başkalarının hukukuna taalluk ediyorsa o durumda diyor cezalandırırdı, o durumda adım atardı. Şahsi bir davranış değil. Yani zaten hoşgörü ve müsamaha, özellikle affetme, insanın şahsına taalluk eden. Evet. Ya birbirini kırmıştır. O kırgınlık başka birine tesir etmemiştir. Başka birinin hakkını, hukukuna veya da topluma sirayet etmemiştir. Onunla ilgilidir. O onu affeder. İntikam cihetine gitmemiş. İntikam cihetine gitmez, affeder. Veyahut da diyelim ki yani bir insan hani bir nevi insan şahsi katilini bile eğer toplumsal bir yönü yoksa, topluma taalluk eden hukuki bir yönü taalluk etmez ise eğer orada, affetmesi, intikam almaması değil mi? O bile bu noktada buna girebilir. Ama iş toplumsal boyuta girdiği zaman ve başkasının hakkına, hukukuna girdiği zaman burada affetmek söz konusu değil. Yani zalimi affetmek mazluma ihanettir, zulümdür değil mi? Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar çok hoşgörü, müsamaha, af örneklerine rağmen ama Beni Kurayza'nın ihanetini asla affetmemiştir. En ağır bir şekilde de cezalandırmıştır. Beni Kurayza'nın ihanetini, Yahudilerin ihanetini anlaşma yapmış. Anlaşmayı bozmuşlar, ihanet etmişler. Ve Peygamberimiz en ağır bir şekilde Sa'd bin Ubade'nin de hakemliğiyle ağır bir ceza vermiş onlara. Bu bireysel bir şey değil. Bu toplumun hukukunu muhafaza açısından noktasında. Bu hukuk neyi emrediyorsa, neyi tereddüt ediyorsa artık bir ceza cihetiyle onu uygulaması zaten adalet bu. Adalet de budur zaten. Evet. Şimdi gelelim Peygamberimizin hayatından gerek Müslümanlara karşı, gerek sahabelerine karşı yapmış olduğu af, hoşgörü ve müsamaha örnekleri, gerekse şahsi noktadan kendisine karşı suikast girişiminde bulunan, intikam almaya çalışan, evet, şahsi bir takım düşmanlıklara girenlere karşı da af ve hoşgörülü bir takım örneklerini verelim. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk hicret yeri olarak Taif'i düşünmüştü değil mi? Orada acaba İslam'a bir destek oluşturabilir miyiz diye. Fakat evet, tabi Taif'te bu ortamı bulamadı. Taif'te bu ortamı bulamadığı gibi Taif'te sıkıntıya da maruz bırakıldı. Hoş da karşılanmadı. Taşlanıldı. Ayakları kan revan içerisinde kaldı. Kendisini efendim bir bağa atabildi. O esnada malum Cebrail aleyhisselam gelip Taiflilerin sana ne yaptığını Rabbin çok iyi bilmekte gördü. Sen eğer arzu edersen şu Taif'in iki dağını birbirine geçirip bu insanları helak edecekler. Peygamberimiz ne buyurdu? Onlar bilmiyorlar. Onlar
bilmedikleri için böyle bir davranışa girdiler. Umulur ki Allah onların nesillerinden İslam'a hizmet eden insanlar çıkarır ki Mekke'nin fethinden sonra değil mi Taifliler 10 yıl sonra o olaydan sonra gelip ne yapıyorlar? Müslüman oluyorlar. Peygamberimiz orada şahsına yapılan bu davranışı ne yapıyor? Affetmiş oluyor ve onların ıslahını istiyor. Evet. Mekke'nin fethini düşünelim. Mekkeli müşrikler peygamberimize yapmadıklarını bırakmadılar. Değil mi? O şey döneminde yapmadıklarını bırakmadılar. Allah Resulü Mekke'yi fethettiğinde artık karşısında kimse duramazdı. Evet. Yani ne yapsa orada kimse engelleyemezdi. Ve hatta onlara şunları sordu. Ey Mekkeliler, sizler benim size karşı ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar dediler ki, sen iyi bir kardeşsin, iyi bir arkadaşsın, iyi bir komşusun. Senin affedeceğini düşünürüz. Senden biz af bekleriz, senden mağfiret bekleriz. Tabii Peygamberimiz birkaç tane böyle azılı olan artık şey dışında dedi ki ben size Hazreti Yusuf'un kardeşlerine demiş olduğu gibi Hazreti Yusuf'un kardeşleri de onlara karşı kötülük içine girdiler de sonra Hazreti Yusuf onlara ne dedi? La tesribe aleykumul yevm yagfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Bugün size kınamak yok, azarlamak yok. Allah sizi affetsin. Ben de Hazreti Yusuf'un size demiş olduğu şeyi söylüyorum. İzhebu entumut tülekâ dedi bu ayet okuduktan sonra. Hadi gidin hepiniz serbestsiniz dedi. Ve o insanlar zaten kalbi kazanılmış oldu. Bu insanlar gelip ne yaptılar? İman ettiler. Bir gün Bedevi'nin birisi peygamberimizden bir şeyler talep etmek amacıyla, yine hani kültür görmemiş, çölde yaşıyor, çıkıp geliyor. Peygamberimizin bir şey talep edecek ama arka tarafından peygamberimizin bir çekiştiriyor elbisesini, kaftanı, boynunda epey bir böyle bir kızarıklık yapıyor. Evet. Peygamberimiz ona karşı gülüyor, hiçbir şey demiyor. Ve onun arzu etmiş olduğunu, istemiş olduğunu ne yapıyor? Kendisine veriyor. Hazreti Enes peygamberimize 10 yıl hizmet ediyor. 10 yıl boyunca peygamberimiz ona hiçbir şey demiyor. Niçin böyle yaptın veyahut da yapmadın demiyor. Evet. Bir seferinde Hazreti Enes'i bir yere göndermiş. Epey de gecikmiş. Halen gitmemiş o işe. Çocuk oyuna dalmış. Peygamberimiz geliyor arkasından böyle. Elini kafasına koyuyor. Yüzüne doğru çeviriyor. Enes'ciğim halen gitmedin mi diyor. Gidiyorum ya Resulallah diyor. Ve evet. Ne yapıyor? Çıkıp gidiyor. Şu çok ilginç bir olay hakikaten de. Herhalde bir iki dakika vaktimiz evet, var. Hocam. Bir iki dakika vaktimizle. Gatafan Savaşı'nda. Gatafan Savaşı'nda kabile reisi. Gavres isimli kabile reisi. Tabi Peygamberimiz seferden dönüp bir ağaç altında gölgeleniyor. İstirahat halinde. Kılıncı da baş ucunda. Yani o şahıs geliyor Peygamberimizin kılıncını alıp yalın kılınçla Peygamberimizin üzerinde dikiliyor ve diyor ki ya Muhammed şimdi seni benden kim kurtaracak? Yani elime düşün demek istiyor. Tabi bu şahsın sırtına bir darbe, gayipten bir darbe indiriliyor bazı rivayetlerde. Yere yuvarlanıyor bir şekilde artık. Sonra Peygamberimiz kılıcı eline alıyor. Diyor ki, şimdi seni benden kim kurtaracak? Tabii Peygamberimiz Allah dediydi o zaman ve bu sefer o yere yuvarlandı. Şimdi seni kim kurtaracak? Tabii o Allah da diyemiyor. Çünkü inanmıyor böyle bir şey yok. Ama o olaydan sonra Peygamberimize karşı bir muhabbet, bir hüsnü zan ne yapıyor? Besliyor. Son bir şey anlatayım. Hayber'in fethinden sonra. Evet. Hayber'in fethinden sonra bir Yahudi kadını bir kuzuyu pişirmiş, kuzuyu da zehirlemiş. İyi bir şekilde zehirlemiş ve Peygamberimizin önüne getiriyor, koyuyor. Yensin diye. Tabii Peygamberimize o kuzunun zehirlendirildiği haber veriliyor Cibril tarafından. Hatta Peygamberimiz diyor ki, ellerinizi çekin diyor. Bu kuzu bana haber veriyor ki ben zehirliyim diyor. Evet. O zehrin etkisiyle bişir, almış olduğu bir tek lokmadan dolayı vefat ediyor. Peygamberimiz tabii yemiyor henüz. Diyor ki niçin böyle yaptın? O diyor ki eğer diyor sen diyor yalancılardan idiysen diyor insanlar senden kurtulacaktı diyor. Yok eğer sen doğrulardan idiysen Allah seni kurtaracaktır diyor. Allah seni kurtardı diyor. Ve Peygamberimiz o şahsı affediyor. Ya, muhtemelen de o kadın Müslüman olduğu söyleniyor. Yani bazen bir af şahsa yapılan şahsi bir takım taalluk haklar noktasındaki bir af büyük güzelliklere sebebiyet verilebiliyor. Allah Resulü'nün o engin hoşgörüsünü, engin merhametini, engin müsamahasından bizler ne kadar istifade edebilirsek, evet. Denize daldırıp
kabımızda, kovamızda ne kadar alabilirsek. Rabbim bize bunu inşallah lütfeylesin, müyesser eylesin. Amin hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Estağfurullah. Kısıtlı vakitte gayet faydalı bilgiler oldu. Cenab-ı Hak bizi insan olarak yaratmış. Diğer varlıklarda olmayan bir sürü özelliği, bir sürü kıymetli Rabbimizi tanıyabilecek akıl, şuur ve diğer latifeleri vermiş. Razı olacağı şekilde peygamberi örnek alarak aleyhissalatü vesselam'ı yaşamayı, iyiliği dünyaya hakim kılmayı, dünyayı imar etmeyi, aynı zamanda dini ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin, hocam. Amin inşallah. Hocam sizlere de teşekkür ediyoruz. Güzel sedasıyla meclisimizi bereketlendirdi İstiklal Camii İmam Hatibi Mustafa Erkek hocam. Hocam yeni bir programda tekrar inşallah sizi konuk etmek isteriz. Allah razı olsun. İnşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet saygıdeğer izleyiciler, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar huzurlarınızda olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz.